Köyün birinde mutlu ve huzur içinde yaşayan bir karı koca vardı. Bütün komşuları onlara imrenirdi. Bu çifti görmek köyün dürüst halkına zevk veriyordu. Bir zaman sonra bir erkek çocukları oldu ama kadın doğumda hayatını kaybetti. Zavallı Mujik ağlayıp sızladı. Ama adam her şeyden önce yavrusu için çok üzülüyordu annesi olmadan bebeği nasıl büyütecekti? En doğrusunu yaparak çocuğa bakması için yaşlı bir kadın tuttu. Bu arada bir de ne olsa beğenirsiniz, bebek mamasını reddediyor, bütün gün ağlamaktan başka bir şey yapmıyordu. Çocuğu yatıştırmanın yolu yoktu. Fakat çocuk geceleri öylesine sessiz ve huzurlu uyuyordu ki varlığı hiç hissedilmiyordu. Bu da ne demek oluyor? diye sordu kendi kendine yaşlı kadın. En iyisi bu gece uyumayıp öğreneyim. Gece yarısı olduğunda kadın birinin sessizce kapıyı açıp beşe yaklaştığını duydu. Bunun üzerine bebek sanki emziriliyormuş gibi ağlamayı bırakarak sakinleşti. Ertesi gece ve ondan sonraki gecede aynı şey yaşandı. Kadın bebeğin babasına bu olanları anlattı. Adam akrabalarını çağırıp onlara danıştı. Şu karara vardılar. Bütün gece nöbet tutup bebeği emzirmeye gelenin kim olduğunu öğreneceklerdi. Bunun üzerine akşam olduğunda yere uzanıp saklandılar ve yanlarına toprak bir kabın içine gizledikleri ince bir mum aldılar. Gece yarısı olunca evin kapısı açıldı. Biri içeri girip beşe yöneldi. Çok geçmeden bebek ağlamayı kesti. Tam o anda akrabalardan biri mumu çıkardı. Bir de ne görsünler? Çocuğun ölü annesi gömüldüğü elbiseleriyle beşiğin yanına diz çökmüş ölü bedenindeki memesiyle bebeğini emziriyordu. Köy evi mum ışığıyla aydınlandığı an kadıncağız ayağa kalkıp üzgün gözlerle yavrusuna baktı ve ardından hiç ses etmeden kimseye tek kelime söylemeden odadan çıktı. Onu gören herkesin nutku tutulmuştu. Ardından çocuğun ölmüş olduğunu gördüler.